Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde temel doğruluk çizelgesinden bahsedeceğim. Temel doğruluk çizelgeleri 5 tanedir. İlk olarak değilleme eklemi, yani değil eklemiyle başlayacağız. Değilleme ekleminin sembolü bu şekildedir. Değilleme ekleminde günlük dilde kullandığımız değildir, mez, maz, yoktur gibi sözcükleri biz değilleme eklemi diyoruz. Böyle bir ekleme alan önermelere de değilleme önermesi denilmektedir. Buradaki kuralımız, bir önerme ile değillemesi farklı doğruluk değerini alacak, çifte değillemesi ise önerme ile aynı doğruluk değerini alacaktır. Yani bir önerme, P önermesi doğru olduğunda değillemesi yanlış olurken, çifte değillemesi P önermesi ile aynı doğruluk değerini alacak ve doğru olacaktır. P önermesi yanlış olduğunda değillemesi doğru olacakken, çifte değillemesi önerme ile aynı doğruluk değerini alacaktır. Tümel evetleme ekleminde ise tümel evetleme eklemi ters V ile gösterilir. Günlük dilde kullandığımız V eklemi bu sözcükle eş anlamlı olan ile, de, dahi, hem de sözcükleri de birer tümel evetleme eklemidir ve böyle bir eklem alan önermeleri de tümel evetleme önermesi veya tümel evetleme denilmektedir. Buradaki kuralımız, tümel evetleme önermesi yalnızca tüm bileşenleri doğru değeri aldığında doğru, diğerlerinde yanlış olacaktır. Bu kurala göre tümel evetlemenin doğruluk çizelgesini oluşturduğumuzda İki bileşenden ikisi aynı anda doğru olduğunda P ve Q doğru olacak. İlk bileşen doğru, ikinci bileşen yanlış olduğunda P ve Q yanlış olacak. İlk bileşen yanlış, ikinci bileşen doğru olduğunda P ve Q yanlış olacak. İki bileşen de yanlış olduğunda P ve Q yine yanlış olacaktır. Burada sadece İki bileşenin aynı anda doğruluk değeri aldığında, yani ilk sırada doğru olduğunu görmekteyiz. Neyin? P ve Q'nun, tümel evetleme ekleminin. Tikel evetleme eklemine geçecek olursak, tikel evetleme ekleminin işareti V ile gösterilir veya ile okunur. Günlük dilde kullandığımız veya sözcüğü ile onun eş anlamlı olan yahut, veyahut, ya da sözcükleri birer tikel evetleme eklemidir ve böyle bir eklemi alan önermeler ise tikel evetleme önermesi veya tikel evetleme olarak isimlendirilir. Buradaki kural, tikel evetleme önermesi en az bir bileşeni doğru olduğunda doğru, tüm bileşenleri yanlış olduğunda yanlış değeri alacaktır. Yani P önermesi doğru olduğunda, ilk bileşen doğru olduğunda, İkinci önermesi doğruysa P veya Q yine doğru olacaktır. İlk bileşen doğru, ikincisi yanlışsa P veya Q yine doğru olacaktır. İlk bileşen yanlış, ikinci bileşen doğru ise P veya Q yine doğru olacaktır. Ancak her iki bileşen de yanlış olduğunda P veya Q yanlış olacaktır. Bunlara dikkat edelim lütfen. Koşul ekleminde ise koşul ekleminin sembolü sağ tarafı ok işaretiyle gösterilmektedir. Bu bazı kaynaklarda bu şekilde tek çizgi olarak da karşınıza çıkabilir. İkisi aynı koşul eklemini kastetmektedir. Günlük dilde kullandığımız ise eklemi ve onunla eş değer anlamlı olan şayet, eğer, için, gerekir, işte şarttır, koşuldur, yeterlidir sözcükleri birer koşul eklemidir. Böyle bir eklem alan önermelere ise koşullu, yani şartlı önerme denilmektedir. Buradaki kuralımız, koşullu önerme yalnızca ön bileşen doğru, art bileşen yanlış olduğunda yanlış, diğer her durumda doğru olacaktır. Yani ilk bileşenimiz doğru, ikinci bileşenimiz doğru ise koşul eklemimiz doğru olacaktır. P ise Q doğru olacaktır. Ama ilk bileşenimiz doğru, ikinci bileşenimiz yanlışsa P ise Q yanlış olacaktır.
Sadece burada yanlış değer alıyor. İlk bileşenimiz yanlış, ikinci bileşenimiz doğru olduğunda P ise Q doğru olacaktır. İlk bileşenimiz yanlış, ikinci bileşenimiz yanlış olduğunda P ise Q doğru olacaktır. Sadece ikinci sütunda yanlış değerini aldığını görüyoruz. Karşılıklı koşul ekleminde ise sembolümüz karşılıklı ok işaretiyle gösterilir ya da şu şekilde de karşınıza çıkar. Günlük dilde kullandığımız ancak ve ancak ise eklemiyle onun eş anlamlı olan gerekli ve yeterli koşul sözcüğü karşılıklı koşul eklemidir. Böyle bir eklem alan önermelere de karşılıklı koşullu önerme veya karşılıklı koşullu denilmektedir. Buradaki kural ise karşılıklı koşullu önerme iki bileşeni de aynı değeri aldığında doğru, farklı değeri aldığında yanlış olacaktır. Yani ilk bileşenimiz doğru olduğunda, ikinci bileşenimiz de doğruysa P ancak ve ancak Q doğru olacak. Ama ilk bileşenimiz doğru, ikinci bileşenimiz yanlış olduğunda P ancak ve ancak Q yanlış değeri alacaktır. İlk bileşenimiz yanlış, ikincisi doğru olduğunda P ancak ve ancak Q yanlış olacak. İlk bileşenimiz yanlış, ikinci bileşenimiz de yanlış olduğunda P ancak ve ancak Q doğru olacaktır. Yalnızca ikinci ve üçüncü satırda yanlış değerini aldığını görmekteyiz.